Merhaba arkadaşlar. Yerimizde durmadık, evde oturmadık, koronayı sallamadık ve bir pazar günü, en kalabalık gününde hayvanat bahçesine geldik. Frankfurt'un kuzeyinde Opel Zoo'dayız. Buranın ismi niye Opel Zoo? Opel arabalarını bilirsiniz. O arabaların sahibi olan arkadaşın yapmış olduğu bir hayvanat bahçesi. Bayağı buraya bir yatırım yapmış, 57 hektarlık bir alan almış ve büyük bir alanda hayvanat bahçesini kurmuş ama yani muhtemelen yatırdığı paranın kat be katını çıkarmıştır diye düşünüyorum ben. Giriş ücreti 15 euro. Arkadaş şu anda problem yaratıyor. Aslında o eğlensin diye getirdik ama yarım saat kuyruk falan bekledik. Evet. Ve burada 1600'ün üzerinde hayvan var. Ve 200'ün üzerinde çeşitlilik var. Bayağı büyük, güzel bir hayvanat bahçesi. Bakalım, daha henüz girişindeyiz. Gezip göreceğiz. Arkamda zebraları, zürafaları falan görüyorsunuz. Göreceğiz. Burada bütün Hessen eyaletindeki tek Afrika fillerinin olduğu hayvanat bahçesiymiş burası. Bakalım, yani göreceğiz. Taygada umarım keyif alır. Bayağı bir sıcak hava. Önümüzdeki hafta itibariyle Almanya'da gerçek Almanya havaları geri geleceği için muhtemelen bütün Almanlar bugün buradalar. Çok kalabalık. Korona yakalanmadan evimize dönmek istiyoruz. Bakalım neler göreceğiz. Sizi de gezdirmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Tatlış bir zürafa ailesi ve zebralar. Burada aynı zamanda panda da varmış ama tabii gerçek, hani bildiğimiz pofuduk pandalar değil. Kızıl pandalar, kızıl pandalar. Ben pofuduk pandaları seviyorum, siyah beyaz olanları, ama tabii bütün pandalar kardeşimiz, bebeğimiz yani. Değil mi Tayga? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iki keçi birbiriyle şu anda çılgıncasına dövüşüyor yani. Ama neden yani? Şu yavrunun tatlılığına bir bakar mısınız ya? Nasıl tatlış? Oo. İki ailenin kavgası var sanırım. Hoppa. Merhaba. İşte keçi sakalı dediğimiz olay bu galiba. Merhaba Karaboncuk. Arkadaşlar lütfen tartışmayın, tamam. Sen de bunu bir yiyecek zannettin ama kusura bakma. Yiyecek yok. Evet, gerçekten keçiler birazcık çılgın hayvanlar. Şu anda şu çalıların arkasında bir Afrika fili var ama yani kendisi saklanmış. Bayağı tatlış bir şey. Tatlı bunlar. Tilki yavruları arkadaşlar. Yakından görseniz bayılırsınız ya. Çok ponçikler değil mi?
Bir tane alıp eve götüremiyor muyuz acaba ya? Taygacığım bak kirpinin dikenleri var. Kirpiye ot atayım mı? Ot mu atmak istiyorsun? Kirpiyi beslemek mi istiyorsun? Aa, öyle yapılmaz. Değerlendirdik ve doğada geçirdik. Gerçekten güzel bir hayvanat bahçesi. Çünkü hayvanlar doğanın içerisinde çok büyük bir alandalar ve kapalı kafesler içerisinde değiller. O bakımdan hayvanların hani mutlu olduğunu düşünüyoruz. Normalde hayvanat bahçelerine karşıyız aslında ama güzel, güzel düşünülmüş, beğendik. Opel amcaya buradan sevgilerimizi iletiyoruz rahmetliye. Tabii burayı kuran kişi ölmüş. Şu an oğlu bu işlerin başında. O yüzden buraya yolunuz düşerse Frankfurt tarafına falan çocukların çok mutlu olabileceği bir yer. Gelip görebilirsiniz, gezebilirsiniz. Bizden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Ciao.